iyi akşamlar kervan gıda günlük grafik birkaç arkadaş var Haftada bir soruyorlar videosunu çok tevhissiz yok zaten herhalde öyle anlıyorum piyasada şimdi kervan Gıda'da yukarı akım önce onu baştan söyleyeyim Hani teorik olarak devam ediyor orada bir bozulma yok ama o momentum düştü çok fazla yani inanılmaz gene geldi 13.30 orada bir satıcısı var kervan gıdanın o satıcılar veriyorlar malı gitsin. Ben kim olduğunu bilmem. Yani e, ilgilenmem de bakın söylüyorum. Takasına makasına bakmam. O mu alıyor? Ahmet mi alıyor? Mehmet mi? Kim alıyor sağlıyor O beni hiç ilgilendirmez. Veya kim satıyor? Şimdi ben görüyorum bazen yazıyorlar. Ya şu sattı bu sattı. Ata mesela diyor ki Bank of America sattı. Yani bilemiyoruz ki. Mal kimin malı? Nereden geldi? Bir malın adı mı? Sallıyorum ben mesela. Ya da Deutsche Bank sattı. Bunlarla takılmayın. Yani bunlar hata yaptırır çok fazla teknik analizde de hata yaptır. Yani teknik analize göre bir şey kurarsınız kafanıza. Destek dersiniz ki şu fiyatta destek kararsa ben satarım kare stop koyarım. Birisi der ki ya o satıyor bu alıyor ya da şu satıyor bunun malı az der falan. Ben çok gördüm öyle. Adam diyor ya bunun malı diyor az diyor o kadar malı yok diyor. Öyleyse destek kuruyor ben satmam kardeşim diyor. Bir bakıyor ertesi gün bir milyon daha var adamın elinde. Sallıyorum. Yani bir, kim orada takasta e, daha doğrusu şeyde gördüğünüz böyle eşyanlı para da verirsiniz. işte eşyanlı da gösterir size. Hangi kurumdan geliyor, hangi kurum şey. E ama bir anlamı yok yani. Kimin malı olduğunu bilemezsiniz. O anlamda söylüyorum. Yani konuda nereye geldi? Ne anlatıyordum? E dolayısıyla ne? ha, onu diyordum. Yani kimin sattığını bir önemi Ama 13.30'da birileri satıyor. Bu 13 bandı geçilince burada satışlar ağırlık kazanıyor. Kervan da 12.50 desteği var aşağıda. Yani yarın da e, negatif bir hareket devam ederse ya da önümüzdeki günlerde 12.50 bandına bakarız. 12.50 bandını kırıyorsa daha önce 20 ortalamayı kırması çok hoş olmadı gıdanın. Dolayısıyla aklımıza o, o gelir. Yani o oradaki e, aylık ortalama kırılmaya başladıysa akımın değişebileceği ihtimali ortaya çıkabilir. O yüzden 12 bandına dikkat etmek lazım. 12.50 bandına özür dilerim. 12.50 desteğine diyeyim hatta dikkat etmek lazım. E, pozitif hareket de yani o sürüyor diyebiliriz. O kısım kırılmadıktan sonra ama momentum tabii iki gündür. Aslında iki gündür düşmedi kervan gıdanın momentumu burada. Üç gündür düştü. Şurada e, 29 Kasım'da pazartesi de çok hoş bir gün olmadı. Orada rikşahme. Şimdi rikşahmeni gördüğünüz zaman bunlar bir düzeltme ihtimali oluyor. Yani o günden sonra, o sonra satışlarda e, satışlar da gelmeye başladı e, bir taraftan. Biraz da böyle yüksek bir şeyle satılıyor hacimle satılıyor. Yani mesela bak bugün 3.2 milyon lot. Yani normal bunun aylık hacmi 2.3'e çıkmıştı. Ancak çok bu hacimde çok güdüktü yani. 1 milyon lotu bile zor yapıyordu. Çoğu zaman ee, son zamanlarda biraz bir hacim artışı almıştık. Kırılım gelmişti onunla beraber. Bir düşen kırılımı da gelmişti. O tekrar artarak satış e, normalde sevdiğimiz bir şey değil. Yani i̇lle de böyle dibe götürür anlamında taşımaz. O da ayrı bir konu. Tabii neye bakmak lazım? Şu şimdi şu bandı bir geride bıraksın. Onu ummak lazım. Yani tekrar buradan bir yerden destek alabilirse. Bakın illa 20'ye değecek diye bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Ara bir yerden destek alır. 12.80'den daha önce destekler geldi. E, bugün çok yakın kapattı 12.80'i. Diyelim oradan bir destek alır. Bir kez daha sıçrarsa şu bandı geçmeden e, çok şey rahat olmamak lazım. Ya o o kısımda çok fazla satıcı. şimdi bu düştü, düşmeye başladığından beri yani Nisan'dan sonra bütün denemeleri bu banda oldu. E bu bandın hepsinde de satış yedi. O yüzden burada böyle bir 12-70'ler 80'ler falan bir geride kalacak ki e 13 özür dilerim 13-70-80'ler hatta geride kalacak. Kervanda belki o zaman biraz daha momentum yükselişi görebiliriz. Isınmıştı. İşte RSI tabi burada 75'ti. 75 arası şimdi tabii çok fazlalarını gördük Borsa İstanbul'da RSI seviyesi olarak ama 75 genellikle satıcının zaten gelmesini beklediğimiz alandır. E, şu an 61 arasıydı güzel de soğudu. Biraz daha RSI kendi ortalamasının altına girdi. E, yani kendi ortalamasının altına girmese daha hoş olurdu. A, tabii aşağı yönlü bir hareketi işaret ediyor. Makdi henüz sat vermedi burada. Onu da söyleyeyim. E, o da momentumun oldukça düştüğünü söylüyor ama henüz bir negatif kesişim yok. Ama yani 12.50 kırılıyor. İşte senaryo Olur mu? Olur. 12.50 kırılıyor. Burada makdi sat veriyor. Yani e da 50'nin altına doğru yuvarlanmaya başlıyor falan. biraz daha tedirginlik verici olur. İyi olmaz. Herkese iyi akşamlar.